Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız sabahtır ayılıyorum, bayılıyorum. Kendimi o koltuktan şu koltuğa, o yataktan bu yatağa, oralara bu aralara savurup duruyorum. Neyse, bugünümüze de hamdolsun. İlaçlarım bitti. O yüzden dedim hadi niyetleneyim ben de. Dün de niyetliydim. Bugün de niyetlendim. Ama başımı, kaşımı, gözümü ağrıdan kaldıramıyorum. Neyse, öyle böyle öğleni ettik. Şimdi Ömer Halis'i doyuruyorum. Çocuklar da niyetli. Gülşen'le Mikael de bugün niyetlendi. Akşam gezin kişine iftara davetliyiz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şükran abla bizi iftara davet etti. Aslında ben onları geçen hafta davet etmiştim ama hastalığıma denk geldi. Bu hafta da onlar bizi davet ettiler. Aslında hani ben onlar gelseydi daha iyi olurdu diye düşünmüştüm ama Şükran abla bizi illa davet etmek istedi. O yüzden biz bu akşam Şükran abla gideceğiz. Selma abla da maalesef başka bir yere davetliymiş. O yüzden sadece Özge, ben, bir de çocuklar. Çocuklara da şimdi iftara davetli olunca dedim ki ay dedim yavrucuklarım, kuzucuklarım dedim. İnsanlar dedim iftara dedim davet ediyorlar dedim. Hani böyle oruçluyu doyurayım. İşte hani onun mükafatını, sevabını alayım dedim. Bugün dedim herkes oruç tutacak. O yüzden çocuklar da niyetli ve biz gece sahura kalkamadık. Sahura kalkamadık. Ben sahura saat kurmayı unutmuşum. Telefonumun ezan sesiyle uyandım. Anoom dedim. Geçti gitti. Çocuklara dedim ama tutmak istiyorsunuz tutun, istemiyorsunuz dedim zorlamayacağım. Çünkü hani akşam, bir önceki günün akşamından, yani dün akşamda bayağı erken yemek yemişlerdi. Ben hiç yemedim dün. Dün hiç yemek yemedim. Bir önceki günden mantı yemiştik. Mantının peşinden yarım bir pasta yemiştim. Ondan sonra dün hiçbir şey yemedim demeyeyim. Kız dün müydü o mantı yediğimiz? Değil. Afiyet olsun çocuğum. Hadi odaya geç, geleceğim ben de şimdi. Neyse işte bir şeyler yani sonuç olarak. Dün akşam iftarda da öyle çok da bir şey yemedim yani. Azıcık çorba içtim. Çok az bir şey salata yedim. Ondan sonra bir şey yemedim. Onu da niyetlendik bakalım. Anne, heh. Tamam, şimdi gelecek ama Gülşen. Bugün hiçbir şey yapmadım evde. Bir kere Katya'ya evi süpürttürdüm. İki makine çamaşır attım. Hayır, şimdi sen gidemezsin Ömer Halis. Benim de çıkacak halim yok oğlum. Ben şimdi Gülşen'i arayacağım, eve gelecek, tamam mı? Gülşen de arkadaşıyla evin önüne çıkmıştı. Hayır değil, Amy geldi. Amy ile gitti. Hadi sen odaya geç, ben geliyorum. Ay şu duvarı da şöyle görünce sinirim bozuluyor. Her neyse, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Birazdan çok güzel bir yere gideceğim. Kız gazetem karısı gibi bu çocuğa laf anlatıyorum. Yemin ederim kaynanan olsa bu kadar olur. Bak sus diyor bana. Ağzıma geldi iki tane çak diyor. Tövbe estağfurullah. Neyse, şiddet karşıyız. Şimdi Instagram'dan bayağıdır takip ettiğim bir bayan var. Takip ettiğim demeyeyim aslında, şey yanlış bir cümle oldu. Kolej arkadaşımın görümcesi. Kendisini yaklaşık 8 yıldır falan tanıyorum. Hayır, gelmiş, hani geliş gidişliğimiz yok ama ben kendisinden pasta yaptığım dönemler hep yenilebilir. İşte pastanın üzerine bu yenilebilir kağıtlar oluyor ya, işte fotoğraf bastırıyordum. Şimdi o geçtiğimiz zamanlarda çok güzel böyle ahşap oyuncak, ahşap İşte eğitici, öğretici oyunlar getirtiyor. Türkiye'den özel yaptırıyor. Ve onların satışına başladı bayağıdır. Bayağıdır da böyle gözümde. Ondan sonra şimdi bayram da yaklaşıyor ya, çocuklara dedim bayram hediyesi almam lazım. Ne alsam ne alsam. Tabii ki de eğitici, öğretici güzel şeyler almam lazım. Ömer Halis'e ağırlıklı. Şimdi Ömer Halis'e bir iki bir şey beğendim. Onları alacağım. Bir de Gülşen ve Mikael için takva oyunu var arkadaşlar. Çok güzel. Monopoly hepiniz biliyorsunuz. Monopoly tadında ama takva oyunu. Böyle dini bilgilerle alakalı bir şey. Çok güzel. İşte sürekli reklamını da yapıyor, görüyorum.
Artık kendisiyle anlaştım, haberleştim. Birazdan sipariş ettiklerimi alacağım. Hatta şey dedim kıza. Dedim istiyorsan dedim hani böyle hepsini bir masanın üzerine ser. Gelmişken dedim YouTube'da dedim sevgili takipçi kankalarım için de dedim bir çekim yapabilirim dedim eğer hani müsaade edersen dedim. O da hani çok sevinirim, memnun olurum dedi. Şimdi yemek takımı konusunda bayağı böyle yer soranlar oldu ve ben de ısrarla söylemeyeceğim dedim. Şimdi şöyle bir şey var. Reklam anlaşması olduğu zaman reklam anlaşması diyorum. Ondan sonra ama çoğu sayfayı gerçekten kendim çok memnun kaldığım için, kendim çok beğendiğim için de sizlere paylaşıyorum, öneriyorum. Özellikle de böyle evden iş yapan bayanlar falan olduğu zaman, ne bileyim genç kızlarımız olduğu zaman onlara destek amaçlı da severek paylaşıyorum. Ama bu yemek takımı aldığım yerdeki satıcıya çok gıcık oldum. Gıcık oldum yani. O yüzden yani niye gıcık olduğum birinin reklamını yapayım ki? Yapmayacağım. O yüzden lütfen bana kırılmayın. Yoksa ki biliyorsunuz ne alsam aldığım yerleri sizlere hep gösteriyorum. Genelde işte kendi paramla da alsam sizlere gösteriyorum. Söylüyorum, link koyuyorum, varsa telefon numaralarını koyuyorum. Ben seviyorum yani insanlara destek olmayı. Ama satıcıya çok gıcık oldum. O yüzden nereden aldığımın o exportun adını vermeyeceğim. O yüzden o konuda çok fazla ısrar etmem ama şimdi birazdan gideceğim arkadaşın Instagram adresini size koyacağım. Çok güzel şeyler var çünkü. Biliyorsunuz artık her şeyde böyle kanserojen maddeler oluyor. İnsan artık bir şey alırken böyle tereddütlere kalıyorsunuz. İşte acaba rengi çocuğuma zarar verecek mi? Bilmem ne olacak mı? O yüzden ahşaplı böyle eğitici, öğretici, özellikle de okul öncesi çocuklar için, ilkokul işte birinci, ikinci sınıf öğrenciler için çok güzel. Hem böyle hand motorik, işte el motorik becerisini geliştirme oyunları da var. Zeka, işte hani geliştirici, ne bileyim işte saatler, mevsimler vesaire falan. Acayip güzel şeyler var ya. Şimdi böyle anlatmayayım, boş boş uzun uzun konuşmayayım da. Şimdi birazdan işte hazırlandım. 2 dakika bir gidip gelelim. Ondan sonra da saat 7 gibi de Şükran ablaya iftar yemeğine gideceğiz arkadaşlar. Öyle bakalım. Ay gene uzun uzun konuştum ha. Ama evde yani böyle yemek yapıp yemek çekecek bir şeyim yok. Çünkü dediğim gibi çocuklar ben oruçluyuz. Ömer Halis de öyle böyle doyuruyorum. Ondan sonra temizleseniz işte evi katliyor süpürdü. Evi katliyor süpürdü. Ondan sonra peşinden de siliverdi sağ olsun. İşte bir çamaşır işim var. Yıkandılar, katlanacak beni bekliyorlar ama hiç katlayacak matta değilim. Böyle bakalım. Ay yine çok konuştum gene ya. Hadi bakalım gidelim. Dediğim yere gidelim. Alacaklarımızı alalım. Çocuklara göstermeyeceğim tabii ki. Onlara bayram hediyesi yapacağım. Ondan sonra eve gelip hazırlanıp Şükran ablaya gidelim. Evet arkadaşlar, sizlere de bahsettiğim yere geldim. Bu eğitici, öğretici, ahşap oyunları satan bir bayana geleceğim demiştim ya. Şimdi ben geldim. O da o kadar güzel bir şekilde buralara böyle hepsini tek tek koymuş ki sizlere şöyle hemen gösterebilirim. Bakın şöyle aylar, saatler, günler ve 4 mevsimlik bu şekilde bir öğretim ahşabı var. Hop gitme. Daha sonra şu benim çok hoşuma gitti mesela, bakın. Şöyle ahşap kalemleri var ve çocukların geometrik çizimlerini yapabilecekleri bir ahşap oyun. Bunu da bir şekilde size gösterebilirim. Ve bir sürü desenleri var. Şöyle. Ben size şimdi paketlerinden açılmış olanları gösteriyorum. Bunları paketli bir şekilde de tabii ki temin edebilirsiniz. Ve daha sonra böyle dünyamız diye puzzle şeklinde iç kısımlarını görebiliyorsunuz. Ve bunun böyle bu şekilde devamı var. Şimdi ben hepsini açıp bozmayayım. Ama sizlere şu şekilde gösterebilirim. Daha sonra yine şöyle bakın, hem zeka hem puzzle tarzında. Yine böyle saatler var arkadaşlar. Dakikalarıyla birlikte yine çocuklar için çok güzel öğrenimle alakalı ve aynısının bir farklı versiyonu.
Bu şekilde renkler var. Renk tabloları. Yine ülkemi tanıyorum. Aa bakın da Türkiye. Ay çok güzel. Bakın bu şekilde. Burada da benim günlük planım diye, ama tabii ki Almanca. Günlük planım diye burada mesela çocuklarınızla günlük planlar yapabilirsiniz. Günlük rutin oluşturabilirsiniz. Burada daha fazla taşları da var. Böyle mesela kahvaltıdan başlıyoruz. Günlük işte diş fırçalama, ne bileyim, bisiklet yerine şöyle şunu koyabilirsiniz. Bu şekilde çocuklarınıza da güzel bir rutin oluşturabilirsiniz. Arapça alfabesi var. Yine böyle puzzle şeklinde. Daha sonra bunu da ben görünce çok beğenmiştim. Bunu pirinç yapabilirsiniz. Tuz yapabilirsiniz. Ne bileyim, renkli olması açısından mercimek yapabilirsiniz, buğday, her şey yapabilirsiniz. Mesela oradaki sayıyı şöyle tekrarlayabilmesi için. Ayrıca yine artı böyle matematik, küçük matematik hesapları da yapılabilecek şekilde artısı, eksisi, işlemi, bilmem neyi, artık şimdi Türkçesini söylemiyorum, plus, minus, mal, of kabileri de çocuklarla yapabilirsiniz. Yine daha minikler için bu şekilde 5 rakamına kadar, bakın, çocuk eliyle sayıp bu şekilde buraya yazabilir ve bunun tüm rakamları da mevcut. Yine Almalent kiste var. Plus aufgabe kistesi var arkadaşlar. Meine matematik kiste diye. Yine içinde tüm görsel olarak rakam, sayı olarak rakam, artı, minus var mı? Ha, minus işareti de var. Ha, şeyleri de var. Tamam. Aa bakın, tamam, tamamen tablo, çarpım tablosuyla. Aa bu çok güzel. Özellikle şimdi birinci sınıfa başlayacak olan çocuklar için. Evet bakın, bu var. Yine daha minikler için ama. Rakamları ilk gördüklerinde daha hani mesela benim Ömer Halis bile şu an aslında birinci sınıfa başlayacak, ama şunu 2'yi gördüğü zaman önce hep böyle saymak zorunda kalıyor. 5'te mesela saymak zorunda kalıyor. Bu da mesela onu teşvik ediyor. Daha çok öğrenebilmek için. Zeka geliştirici. Şunlar bir ara acayip meşhurdu. Acayip yani çok in bir taleydi. Bu rakamlarla üst üste koyduğunuz zaman şu iki rakam bu rakam mı yapıyordu? Öyle bir şeydi. Bunun da böyle çok güzel tahfellisi var arkadaşlar. Kayda tahfel ve tüm böyle ahşap rakamlarıyla birlikte. Ben size böyle detaylı bir şekilde gösteriyorum. Instagram'a girip Instagram'dan da bakabilirsiniz. Zaten fiyatları üzerinde yazıyor ama tekrardan yine Instagram'dan da kendisine yazabilirsiniz. Bitti mi, bitmedi. Evet arkadaşlar, ve şurada daha yine böyle minikler için geçiş yapıyoruz. Yine böyle rakamlar, sayılar, renkler ve aynı zamanda da yine şöyle hem puzzle, yani üçü bir arada. Bakın bunlar böyle şu şekilde setler. Böyle zürafasıyla bu şekilde. İster dinozor alın, ister fil alın, ister zürafa. Daha sonra yine böyle puzzle'lar var. Şimdi ben döküverdim. Hemen bayılırım puzzle yapmaya. Hoppala. Yani böyle küçük minik çocuklarınızla da çok rahat bir şekilde evde faaliyet yapabileceğiniz ahşap, eğitici ve öğretici ahşaplar. Yine aynı şekilde burada da bakın arkadaşlar, çocukların Almancasını geliştirmek için böyle. Evet arkadaşlar, bu da böyle el becerisi, hand motorik, el motoru, motorik deniyor artık Türkçesi. Hani bu el parmakları oynatabilme, kullanabilme yeteneğini güçlendiren oyunlardan bir tanesi. Böyle robotikler var. Şu da benim çocuklarımın küçüklüğünde var olup ama sonra hiçbir yerde bulamadığım, sadece Türkiye'de olup ondan sonra Almanya'ya geldiğinde de artık benimkilerin büyüdüğü bir faaliyet çantası. Daha minikler için arkadaşlar, bakın, çocuklara rakamları öğretebiliyorsunuz. Bu şekilde böyle çıt çıtları var. İşte yine böyle elleri geliştirebilecek. Bu şekilde böyle fermuar, aç kapa. Yani küçük çocukların el becerisini geliştirebilecek, alıştırabileceğiniz bir faaliyet çantası. Yine minnoşlar için böyle rakam tabloları var. Şöyle yumurtacıklar. 10 rakamı,
Ve 10 tane bunlar bu arada çıkıyor. Bu şekilde içlerine koyarak çocuklarına rakamları öğrenebilirsiniz. Evet, bakın burada da çocuğumun İngilizcesi gelişsin istiyorsanız şöyle küçük poşetlerde, mini kaselerde beşer oraya da yine böyle hem puzzle hem öğretici, eğitici. Mesela bir Almancası hep yazıyor, bir İngilizcesi yazıyor. Yine hem puzzle olarak çocuklara öğretebileceğiniz. Burada da tamamen yine Almanca ve İngilizcesi var. Yine burada Almanca, İngilizce. Burada hayvanlar, meslekler ve meyveler şeklinde. Yine böyle güzel bir asfal var. Yine benim Mikail'in çok sevdiği ve dikkatini çeken oyunlardan bir tanesi gezegenler arkadaşlar. Tüm gezegenlerin yine şöyle ahşapla öğretici, eğitici kutucukları var. Bakın bütün gezegenler, Güneş, Dünya sistemi artı bu şekilde çıkarttığınız zaman altında da burçlar var. Bu şekilde böyle dönerek yine böyle eğitici bir, dur bak ben şimdi bilemedim Neptünmüş bu. Şu da Jüpiter büyük ihtimalle. Böyle güzel eğitici bir ahşap. Yine aynısının burada bir tane daha var. Farklı bir versiyonu. Yine mesela şu Dünya. Bunları biliyorsunuz, renkleri, şemalleri genelde hep aynı oluyor. Mesela Jüpiter, Satürn, Uranüs gibi. Yine bunlar böyle çıt çıtlı oyunlar. Aynısını tekrardan da bir de çıt çıtsız hali var. Yine böyle dünya gezegenlerini öğrenmeleri, eğitimleri için kullanabileceğiniz, alabileceğiniz oyunlar. Durun bir saniye, hemen bir şeyi eklemem lazım. Çıt çıtları arkadaş kendisi eklemiş, kendi oğlu için sizler de yine yapabilirsiniz kaybolmama açısından. Ama normalde çıt çıtlıymış. Bir böyle siyah versiyonu var. Yine ahşap, bir de böyle tamamen ahşap isteyenler için ahşap versiyonu var. Evet arkadaşlar, benim asıl buraya gelme amacım da zaten bu takvim yarışıydı. Türkiye'nin ilk manyetik masa oyunu. Ben bunu gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Tam yani böyle Mikail'le, Gülşen'le oynayabileceğimiz bir oyun. Şimdi oyunun detaylarını ben size daha sonra oynarken göstereceğim. Çünkü bayağı anlatımı uzun. Ama inanılmaz güzel. Monopoly'nin İslam versiyonu yapılmış. Çok güzel. Şimdi arkadaş da zaten anlattı bana detaylı bir şekilde. Eve gittiğim zaman çocuklarla oynayacağım ve bunun daha detaylı bir şekilde sizlere eve gittiğim zaman çocuklarla oynarken anlatacağım. Bu inanılmaz güzel. Gerçekten özellikle de zaten hepinize tavsiye, yani özellikle tavsiye etmek istediğim oyunlardan bir tanesi. Çocuklarla gerçekten dinlerin, yani din bilgilerini de geliştirebileceğimiz, dini onlara sevdirebileceğimiz çok güzel bir oyun. Dediğim gibi bu ama parayla değil. Yine anlatırım eve gittiğim zaman. Bunda da yine böyle Monopoly tarzında, burada para gibi görünen şeyler var ama onlar takva puanlarıymış arkadaşlar. Dediğim gibi ben size detaylısını eve gittiğim zaman anlatacağım. Burada da artık ürünlerin tamamen paketlenmiş hallerinde burada duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi sizler sayfadan bakıp Instagram adresine gidip sayfadan kendilerine yazabilirsiniz. Evet, Instagram'ı olanlar için ben Instagram hesabını zaten sizlere link olarak koyacağım. Ama Instagram'ı olmayan bayanlar için, arkadaşlar için de WhatsApp sipariş hattı da var arkadaşlar. WhatsApp'tan da kendisine ulaşıp siparişlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi inanılmaz güzel. Ben hani biliyorsunuz artık kanserojen madde oluyor tüm oyunlarda, oyuncaklarda. Gerçekten artık hele ki bu dönemde çok 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 fazla dikkat eder olduk. Ahşap her türlü, yani hiçbir kanserojen madde olmayan ve sağlık açısından da gerçekten çocuklarımız için daha sağlıklı. O yüzden bunları size şiddetle tavsiye ediyorum. Ve yetti mi yetmedi. bu arkadaş şey de yapıyor arkadaşlar. Pastalarınız, kekleriniz, kurabiyeleriniz vesaire her türlü süslemeler için yenilebilir şeker hamuru. Ay hayır, pardon, espapiye. Tamam, siz Türkçesini anladınız. Zaten Almanya'dakiler sipariş edeceği için espapiye diyebilirim. Bakın espapiye, daha önce ben biliyorsunuz 8 yıl boyunca pastacılık yaptım ve o 8 yıl boyunca da hep gelip bu arkadaştan pastamın espapiyelerini hep bu arkadaştan alıyordum. Şimdi tabii uzun süredir pasta yapmadığım için artık hani alma gereği de bulunmuyorum ama bu sefer buraya gelmişken, hazır oyunda almaya gelmişken, bayram yaklaşıyor biliyorsunuz. Önümüz cuma bayram. Hayırlı bayramlar diye böyle cupcake'ler yapar, üzerlerine koyarım diye düşündüm. Yine bunu da böyle ayrıyetten siparişini vermiştim. Sizler de bunu siparişinde yapabilirsiniz. Yani bu oyunlardan istemiyorum, benim küçük çocuğum yok derseniz de pasta, artık biliyorsunuz herkes evde pastasını kendisini yapıyor. Pastalar için de böyle yenilebilir
kağıtlar. Bunu çok basit bir şekilde kesiyorsunuz. İster şeker hamurlu pastanızın üzerine, ister kremalı pastaların üzerine folyesinden çıkartıp, bunun arkasında bir folyesi daha oluyor, onu çıkartıp pastanın üzerine direkt bu şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Yine zaten benden de görürsünüz. Cuma günü ben zaten bunları süsleyeceğim. Evet sevgili takipçi kankalarım. Evden çıkmadan zaten sizlere söylemiştim. Biz bugün Şükran ablayı iftara davetliyiz. Geldik. Hatta bir saat oldu değil mi biz geleli? Bir saat oldu. Biz tabii bayağı böyle bir erken geldik iftardan sohbet ederiz diye. Geldik sohbetimizi yaptık. Vallahi artık son 10 dakika kaldı. Şükran abla inanılmaz güzel enfes yemekler yapmış. Her zamanki gene böyle fazla fazla çeşitler yapmış. Bakalım yavaş yavaş böyle oturduk böyle sofrayı izliyoruz böyle şey iftar saatimiz gelsin diye. Evet. Bacım suyu da ikimiz yeşil yeşil olmuşuz. Evet bugün ikimiz yeşillendik. Her tonda var. Ömer'i de katmış yeşile. Ha evet sorma Ömer çok de güzel. Yeşil. Sen güzel. Hayır ben güzel. Sen güzelsin canım zaten. Tatlım. Anamız bizi güzel doğurmuş. Sen makyaj güzelisin. Ben makyaj. Benim yüzümde hiçbir şey yok. Şükran abla geliyor. Anamız güzel. Bak anneme iltifat etti. Ha, mayamız güzel. Mayamız güzel. Mayamız güzel. Benim yüzüme fazla bir şey yok ki yalnız makyaj güzel ediyor. Niye kirpiklerini boyamışsın, dudaklarını tamam, boyamışsın, tamam. Pudra sürmüşsün. Tamam. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Make-up da sürmüşsün yani sonuçta. Hayır make-up değil o lütfen. BBC'si ne fark eder sonuçta bir şey sürmüşsün işte. Hayır yüzüme renk bir de bana bak ölü gibi. Sen ölü gibisin zaten. Ben renk versin diye yaptım. Yoksa neyse. Gerek yok güzelim yani. Bu çocuğum da bugün oruçlu. Güya Gülşen de oruç tutacaktı. Evet. Tebekli çocuğun yanında takodan konuşuyorsun. Suratıma baktı. Çocuğum çok zayıfladı ya. Evet. Bu kuzular da burada. Bunlar iftarı bekleyemediler. Tekne orucu tuttular. Ne oldu? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bol kıymalı tarhana çorbamız var. Ondan sonra şöyle etimiz var. Et sote. Taze fasulye. Pilav. Ve düdüklü de sarma yapmış. Allah'ım Allah'ım. Daha sonra yine böyle karnabaharlı ve patatesli fırında greten var. Ondan sonra canım soframız da hazır. İkna ederdim bu evet. Aileyi. O yüzden seni hiç unutmuyorum. Evet. Evet. Değil mi? Tatlılarımızı yedik, çaylarımızı içtik. Saat bir hayli geç oldu. Aslında artık eve kalkıp gitmemiz lazım. Yarın okul var. Ama güzel oturduk burada çay içiyoruz böyle hiç saate bakmadan. Sahur yapacağız daha. Ay, Şükran abla diyor ki sahur yapalım. Şükran abla diyorum burada sahur yapıp gidin diyor da dedim buradan artık okula gideriz herhalde. Ay Gülşen. Yumurtaya ne gerek yemek var valla eline koluna sağlık. Ve sevgili takipçi kankalarım biz bir hayli geç geldik eve. Ondan sonra da hemen hazırlanıp yattık. Yatsılığımızı kılıyorduk falan derken baya bir hayli geç oldu. Neyse bakalım benden bizden bugünlük bu kadar. Çok fazla çekip yapabildiğim bir gün değildi ama umarım inşallah yine de keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a